Evet. Bakayım kimler edecek diyecektim. Tatnaz, Beste. Evet. Bir saatte bir kesiyor Instagram arkadaşlar, soranlar olmuş. O yüzden saatin sonu gelince kesildi otomatik. Evet, Sonra tekrar kaldı birlikteyiz. tabii. Bu arada kapattığım arada yeni katılımcılarım olduğunu gördüm. Hoş geldiniz. Her ekleyen, her beni takip etmeye başlayan konuklarım benim için çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ederim ilginize. Ara ara sorular geliyor. Bu görüşmediğimiz süre içinde de bazı sorular geliyor. Daha önceki yayında da cevapladım. Eğer izin verirseniz yine cevaplamak isterim. İşte bazıları yazmışlar, biz sizi tanıyoruz, çok tanıdık geliyorsunuz. Ben evet, ben asıl mesleğim oyunculuk. Profesyonel olarak. Oradan tanıyorsunuz ama teker teker şimdi yazmak istemiyor, şey yazmak için anlatmak istemiyorum, sizlere sıkmak istemediğim için zaten Google'da hakkında diğer gelen işte birkaç kez bahsettim, işte kişisel danışman ilerler diye. Böyle bir ben Çok kesiliyor benim söylüyorum, ama. ben bir psikolog değilim. Özel bir de fayda var. Kişisel halde birebir seanslarla sunuyorum. Orada da günün şartları gereği genellikle bu şekilde bir platformda, ya işte WhatsApp'ta ya Skype'ta ya da benzer programlarda karşılıklı genelde birer saatlik seanslar halinde yapıyoruz. Danışanlarımızla bunu da bir fırsatla açıklamış oldum en azından. Benim yayınımda Tiyatrolar sıkıntı olduğunu söylemişler. çok. Anlaşılmıyor denmiş. Peki ben gidip tekrar geliyorum o zaman. Bakalım. Buradayım. Bir yere gitmiyorum gördüğünüz gibi. Şu anda normal mi acaba? Galiba. Evet, daha iyi galiba. Evet, sanıyorum. Evet. Tiyatrolar ne alemde Suat Bey? Gidebileceğiz mi tiyatrolara? Valla ya orası çok şey, çok büyük bir bilinmez şu anda. Biz ne zaman bir tiyatro salonunda işte en azından belirli aralıklarla da olsa oturup oyun izleyebilir hale geliriz. Çok. O şu anda bir muamma. Aa, evet. Muamma. Ama en azından yani yazın bitmesini zaten sezonun açılması açısından bekleyeceğiz. Bence sezon açıldığında belirli önlemlerle, belli mesafelerle de olsa Evet. bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü sanat çalışanlarının da bir şekilde para kazanması gerekiyor. Bu arada arkadaşlarımız biraz önce çoğu şunu yazmışlar. Söylediklerin hiç anlaşılmadı. Galiba hiçbirisi gitmedi. Benim görüntüm çok donmuş. Çok hızlı özetleyeyim. Asıl mesleğim seslendirme, sunuculuk ve oyunculuk. Birçok dizide de ve televizyon filminde oynadım, reklam filminde oynadım. O yüzden aşina geliyorum size.
hakkında şeyleri Google'da bulabilirsiniz. Kişisel danışmanlıkla ilgili sormuşsunuz. Umarım şu anda geliyordur cevaplarım. O da tekrar parantez açıyorum. Ben bir psikolog değilim. Ama ve lakin hem yazdıklarımla ilgili hem burada konuştuklarımızla ilgili birebir seanslarda bunun daha kişiye özel halini bir yaşam desteği şeklinde sunmaya çalışıyorum. Genelde işte Skype ya da Instagram gibi bu tür dijital platformlarda oluyor seanslarımız. Genelde de bir saat sürüyor. Haftada iki seans şeklinde yapıyoruz. En azından bunu da anlatmış olayım. Evet. Şimdi ben yeni bir diziye başladım. Netflix'te. Fakat ismini tam şimdi arkadaşıma da yazdım. Snow Piercing gibi Piercing gibi bir şey. Yazarım birazdan. Ece Hanım'ın mesleğini sormuşlar. ben dekoratif boyama yapıyorum arkadaşlar. Her türlü yüzeyi boyuyorum. Tavan, yer, duvar, küçük parça, büyük parça, iç mekan tasarımı yapıyorum. Atölyelerim var. Bir de bir kitap yazmaya çalışıyorum. Çok kısa ben de böyle özetlemiş olayım. Snowpiercer. Evet. Hemen pembe painter bulmuş. Evet. Snowpiercer diye bir diziye başladım. Daha bitirdim. Bugün bununla meşguldüm zaten sabahlıkla bütün gün. Önce çok böyle sıradan ve saçma gelen bir konuyla başladı. Dünya aniden -120 dereceye iniyor ve o yüzden de her şey anında donduğu için zenginlere ait 130 vagonluk bir tren kuruluyor ve bu tren gitmeden dünyayı durmadan dönerek 7 sene 8 sene içinde, ama yani biraz tabii sürrealist bir durum, işte tarlalar var, işte damızlık hayvanlar var falan filan. Ve hayatın içinden gibi bu trenin en ucundaki kuyruk denen tail kısmında çok fakirler var. İşte en önünde first class'ta işte saunalar, havuzlar, akvaryumlarda yüzen insanlar var. Önce saçma gibi başladı. Sonra dizinin ortasında şeyi düşündüm. Yani biz yaklaşık işte... aklım bunlara vakıf olduğundan beri demek ki 30 senedir diyelim. Bu gibi diziler seyrediyoruz. İşte Uzay Yolu, yok efendim işte 2050 filmi falan filan. Hiçbirine inanmazken şimdi ben de böyle bir bunların hepsi olacak diye bir düşünce vakıf oldu. Doğru bir yerdesiniz. Film çok güzel, çok tavsiye ediyorum herkese. Bir şey, yani fikirlerimizle uyuştuğu için belki sakın yanlış anlamayın. Ben çok da dizi ediyorum Instagram'da takipçilerim. O yüzden bunu da çok tavsiye ediyorum. Acayip bir dizi ve çok çok düşündürdü. Yani saat 8 ile 9 arası onu kapattım. Bir yandan diyorum ki Ece giyinmen lazım. Bir yandan da ister istemez aklım hep onunla meşgul. Gerçekten çok tuhaf bir zamana doğru gidiyoruz. Ben hiç dünyanın geleceğini çok iyi görmüyorum. Hani böyle çocuk doğurmak bile çok tuhaf bakmaya başlayacağım yakında. Çünkü çok zor zamanlar bekliyor. Mesela bakın tiyatro için bahsediyorsunuz. İşte belki diziler veya televizyon veya Instagram veya işte YouTube televizyonculuğu çok yoğun olacak ileriki zamanlarda. Çünkü bir yerde beraber olmaktansa bize alıştırılmak istenen yalnız başımıza evlerde diziler seyredeceğiz. Siz belki
Onlarla hayatınızı idame ettireceksiniz. Çok farklı meslekler çıkacak ve çok farklı şeyler olacak gibi bir şeye kapıldım ben. Saat 8 ile 9 arası. Akşam. Şimdi Ece Hanımcığım, siz de ben de çok önemli bir şey yapıyoruz. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Bizler aslında ne mutlu ki aslında ışık işçileriyiz. Ve Ne ışık güzel. işçilerinin sorumluluğu, en önemli görevleri kendilerini takip edenleri, kendilerinin düşüncelerine, söylediklerine değer verenleri peşlerinden sürüklemek, onları da ışığa doğru çekmektir. Haliyle sorumluluklarımız çok yüksek. O kadar güzel bir noktaya değindiniz ki bununla veda edelim hakikaten. Ve en son hepimizin ağzında bunun tadı kalsın, bu konunun tadı kalsın. Sonradan gelenler oldu. Biz programın başında sevgili Ece Hocam'la bir şeyden bahsettik. Kaçıranlar için söylüyorum. Dünya bir değişime doğru gidiyor. Dünya bir çağın sonuna doğru gidiyor. Evet, bunda çok haklı sevgili Ece Hocam. Ama lütfen ve lütfen sakın ola ki umudunuzu kaybetmeyiniz. Aksine zannedildiği üzere kötü bir yere gitmiyoruz. Tam aksine daha yüksek bir boyuta doğru gidiyoruz. Burada her İnşallah. birinizin üzerine düşen kesinlikle öyle. Bakın Ece Hocam, dün bir arkadaşımla uzun bir sohbet yaptım. Sümerlerin kitabeleriyle ilgili, Sümerlerin kitabelerinde yazanla ilgili ve çok değişik bir bakış açısına sahip oldum savaşlar hakkında. Öyle Nefret mi? ederim savaştan. Evet. Nefret ederim savaştan. Eminim buradaki 102 kişinin 102'si de bizimle aynı fikirdedir. Dünyanın en saçma şeyi gelir bana. Fakat dünyadaki medeniyetlerin ilk kurulduğu dönemlerde, girmeyeceğim detaya, iki kişi arasında şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki, ya diyor biri diğerine, insanlık üzerinde etkili başka bir ırktan bahsediyorum. Diyor ki, madem diyor yakında diyor böyle bir şey olacak, aman diyor bu insanlığı haberdar edelim diyor. Öbürü de diyor ki sakın, sakın bunu yapma. Bu savaşın çıkması lazım. Çünkü insanlık, bakın programın başından beri hep şunu anlatıyoruz. Hayattaki en büyük öğretiler sıkıntıların içinde saklıdır. En değerli değişimler sıkıntıların içinde saklıdır. İnsanoğlu eğlenirken gelişmez Ece Hanımcığım. Şimdi insanoğlu için geçerli olan bu kanunu toplumlara da şey yaparsanız, insanoğlu önce silahı icat etmiştir. Niye icat etmiştir? Çünkü güvenlik ihtiyacı, güvende olma ihtiyacı hissetmiştir. Savaşlar çıktığı zaman en büyük atılımlar yapılmıştır, teknolojik gelişmeler yapılmıştır. Evet, savaş kötüdür, insanlar ölür ama savaşlar aynı zamanda ulusların gelişimi için de çok önemlidir. Aynı zamanda aslında ne kadar farkında olmasak da siz gidip Viyana'da savaşırken Avusturyalı insanlarla kaynaşırsınız. Orada üs Evet. bulduğunuz zaman. Orada bir kadınla evlenir çocuk yaparsınız. Yani evet, ön tarafına baktığınız zaman savaş çok kötü bir şeydir. Hiçbir zaman savunulacak bir şey değildir. Ama şu da bir gerçektir ki savaşlar toplumlar için ve dünya tarihi anlamında büyük ilerlemelerin de nedenleri olmuştur. Bunu şunun için anlattım. Yani baktığımız açıyı değiştirdiğimiz zaman perspektifimiz de değişiyor haliyle. Bunu şunun için anlattım. Eğlenerek yükselemez. Tabii, doğru. Yani Bodrum'da tatilde yükselemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte Kuşadası'nda yazlıkta ya da işte ne bileyim Kuruçeşme'de sahilde ya da Mersin'de limanda çay içerken yükselemezsiniz. Biz çok büyük bir şeye gidiyoruz. Biz aslında öyle enteresan ki tekrar hatırlatıyorum. Lütfen Hakan Akdoğan'ın son iki videosunu bu konuyla ilgili lütfen izlesinler.
çok güzel detaylarla bunu anlatıyor. Şunu söyleyeyim size. Dünyanın manyetik kutupları değişmek üzere. Dünyanın kutupları değişmesi demek, yani bu tarih geldiği zaman dünyanın ters yöne dönmesi demek. Dünya ters yöne dönmeye başladığında ne olur? Güneş doğudan değil, batıdan doğar. Kur'an'da bunlar kıyamet alametleri olarak sunulmuştur. Ama bakın 2012'de de herkes Şirince'ye gitti, dünya yok olacak diye. Hayır, lütfen pozitif düşünün. İnsanlık yok olmayacak. İnsanlık boyut değiştirecek. Yani bizler artık daha daha farklı donanımlara aslında sahip olduğumuz kurulmuş bir takım tekrar kavuşacağız. Bedenlerimiz bu et bedeninden daha çok eterik bedene doğru ezoterik karıştırıyorum bazen. Yani daha ruhsal bedene doğru gelişeceğiz, öyle söyleyeyim. Yani biz çok güzel bir çağa doğru gidiyoruz. O yüzden gelecekle ilgili umudunuzu sakın kaybetmeyiniz. Kimse kaybetmesin. Tek yapmanız gereken ne olur? Pozitifte kalın. Pozitifte olmayanları pozitife çekin. Benden danışmanlık almanız almamanız hiç önemli değil. Bunu özellikle söylemiştim. Lütfen dara düştüğünüzde, kendinizi kötü hissettiğinizde Suat Güzel olarak beni ekleyiniz. Elimden geldiği kadar, hiçbir karşılık beklemeden, elimden geldiği ve dilim döndüğünce yardımcı olacağıma, en azından çalışacağıma emin olabilirsiniz. Ama lütfen negatife gitmeyin. Evet, ne güzel, yok tabii. Burada yoktur, bizde negatifçi yok, olamaz. Zaman zaman umutlar kaybolabiliyor Ece Hanım. Yani evet. Ne oluyor? Hani nereye gidiyoruz? Aman insanlık ne oluyor? İşte daha çünkü başka şeyler de yaşayacağız. Evet. Başka şeyler de yaşayacağız. Yani haliyle bu yaşadığımız şeylerle karşılaştıklarında arzu ediyorum ki izleyenlerimiz sakın frekansınızı düşürmeyin. Lütfen hep titreşiminizi yüksekte tutun. Pozitif kalın ve yarından emin olun. Yarına rahatlıkla ilerleyiniz. Demin dediğiniz gibi hayat sürprizlerle dolu. Bugün çok evet. Güzel oldu. Ben kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Ben anneannemle ilgili çok uzun bir yazı yazdım Instagram'da. Çok ciddi beğeni aldı. Çünkü gerçek bir hikayeydi ama gizemli bir hikaye. Birazcık da tabii ilgi çeksin diye birazcık daha ben de içine bir şeyler kattım. Bir Rum kızı ile bir Türk askerinin meyvesi olarak dünyaya gelmiş anneannem. Ve bu Rum kızının kim olduğu bilinmiyor. Anlatılanlardan da ya savaş zamanı olduğu için ülkesine sürülmüş ya da öldürülmüş ama anneannem var ortada. Onu da baba tarafı alıyor. İki tane hala var evde. Anneannemi onlar büyütüyorlar. Zonguldak'ta halının biri Fransız müdiresi. Bütün bildiğim bu. Tabii çocukken anneannem bir şeyler anlattı ama aklımda çok kalmamış. Hayat Olcay, Emin Olcay'ı tanır mısınız? Hayır, tanımıyorum. Tiyatrocular onlar da. Emin abi eski Ankara Devlet Tiyatrosu müdürü. Hayata abla da karısı. Onlar bizim akrabalarımız. En son artık onlara soracağım. Hatta sizden sonra telefon açıp. Neyse ben bir uzun ve gizemli bir hikaye yazdım. Ve bıraktım. Yani Zonguldak'ta 1915 yılında nereden çıktığını bilmediğim bir Fatma isimli bir anneanne var. Ama bir Fırat okulunda okuduğunu biliyoruz. Halaların orada olduğunu biliyoruz gibi. Bugün biri bana mektup yazdı, bir tarih öğretmeni Zonguldak'tan. Yine Instagram'dan bir kadın takipçim. Onu takip eden başka birine yazmış. Siz bunlarla ilgileniyorsunuz. Ece Hanım böyle anneannesinin
soyunu araştırıyor. Hani bir bilgi sahibi olabilir misiniz diye. O da kalkmış bu tarihi öğretmenine yazmış. Çünkü onun sayfasında yaklaşık 2 ay evvel bir şeye rastlamış Murat Bey. Bana yazan beyefendi de 2 tane kartpostal göndermiş. Bunları müzayedede satın almış ve kartpostallar 1927 yılında Fatma diye Zonguldaklı bir kızdan Fransız bir müdüreye yazılmış kartpostallar. Anneciğim İnanılmaz. ve Fransızca yazıyor. Böyle kala kaldım. Beyefendiyi aradım. Zonguldak'tan konuştuk. Aynı mıdır değil midir şimdi araştırıyoruz. Ama yani hayat sürprizlerle dolu gördüğünüz gibi. Hani böyle Kesinlikle. hiç beklemediğiniz bir anda mutluluk duyacağınız bir şey çıkıyor ortaya. Kartpostalı bana göndermiş. Hani anneannemizin yazısı mı acaba? Onu daha söylemeden kartpostala baktığımda anneannemin yazısı bu dedim. Böyle bir tuhaf bir durum oldu. Çok güzel, hayat sürprizlerle dolu. Ya gerçekten bakmasını öğrendiğimiz zaman hayatın çok sinir tarafı var. Evet. Alamadım. Öğlen karnı yarı bir şey değil. Ama hayatın beş duyumuzla algıladığımız şeyden ibaret olmadığını fark ediyoruz. İşte o zaman farkındalık başlıyor. Çok sihirli. Yani sabaha kadar konuşabilirim bununla ilgili. Ama bu farkındalığa sahip olmaya başladığınızda ve bu farkındalıkla aynı şeylere bakmaya başladığınızda, aynı geçtiğiniz sokağa, aynı insanlara, aynı dolaba, aynı pencereye, aynı arabaya, her şeye yeniden bu farkındalıkla bakmaya başladığınızda böyle oluyorsunuz. Evet. Nasıl yani? Ben bunu hiç görmemiştim. Ben bunu hiç fark etmemiştim. İşte o zaman sizin bu biraz önce yüzünüzdeki o sihirle tanışmanın şaşkın tatlı heyecanı oturmaya başlıyor. O yüzden de diyorlar ki hayat kırkından sonra değil, farkından sonra başlar. Ay ne güzel bir şey Böyle ya. laf. Evet. Şimdi şöyle şimdi dediğim gibi ben her zaman sizi çok beğenen bir takipçiydim. Çok Ama teşekkür Instagram'da ederim. bir takipçiyim. Hani çok zamanım olmuyor. O yüzden benim için böyle bir sohbeti yapıyor olmak bile size anlatamam yani. O kadar güzel bir şey. İşte Ne hayat mutlu. öyle dolu yani. Hiç olmayacak bir şey yok demek ki. Suat Bey'le geçen hafta konuştuğumuzda ben şimdi canlı canlı soruyorum. Hani hafta bir yapabiliriz bu görüşmeleri gibi bir şey konuşmuştuk. Her iki tarafta müsaitse tabii. O yüzden herkes şey yazıyor, bitirmeyin hocam falan diye yazıyor ama çok uzatmayalım bence. Biz Bence de bina edelim. Ben çünkü 12'de özür dilerim sözünüzü kestim. Ben 12'de yine tek başına sizden sonra bir yayın yapmayı planlıyorum. En azından ona dinlenmek için bir zamanım olsun. Dediğim gibi sizi uyarsa ben sizi hafta içi ararım. Her haftanın belli bir Tamam. günü sizinle böyle kısa kısa sohbet ederiz. Çok isterim. Ruhumuzu Çok isterim. hiç bırakmıyoruz yani hiç. Çok isterim. Çok isterim. Peki o zaman. Tabii yani çok ben de çok arzu ediyorum aslında hep yazdıklarınızı okuyabilelim ya da işte sorularınıza cevap verelim ama öyle bir kaptırıyoruz ki neler yazılmış hepsini tabii görmemişiz. Ne Evet. olur kusurumuza bakmayın. İsterseniz kapatmayın birazcık bakının çünkü kapatırsam görmeyeceksiniz yorumları. Yani size ya yani genelde teşekkürle geçiyor. Teşekkürler, teşekkürler. Harikasınız.
Sizler harikasınız. Bu iş hiçbir zaman tek taraflı değil. Bu iş bir enerji alışverişi sevgili dostlar. Sizler orada olduğunuz için biz bunları konuşabiliyoruz. O yüzden hep beraber harikayız. Çok mutlu oluruz, süper olur demişler. Yazılar evet. gidiyor. Tamam. Genelde teşekkürlerle dolu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak bana büyük bir keyif veriyor. Sağ olun, var olun. Ne mutlu. Tamam. O zaman sizi dinlenmeye çekilebilirsiniz. Buyurun. Çok seviyoruz sizi. Herkese güzel bir gece diliyorum. Bu gece sizlerden bir şey rica ediyorum. Lütfen uykuya dalmadan önce şunu söyleyiniz. Gözlerinizi oturduğunuz yerde yatakta kapatınız. Deyiniz ki kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi seviyorum ve yarın çok güzel bir güne uyanacağım deyip öyle uyanınız. Sabah evet. Kalktığınızda da her birinizden 94 kişiden şunu rica ediyorum. Lütfen not alınız. Lütfen not alınız madem vedalaşıyoruz. Lütfen şunu söyleyiniz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor. Yazmam lazım. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor. Lütfen sabah kalktığınızda da bunu söyleyiniz. Bunu her sabah söyleyiniz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor. Bu da bizimle beraber olan izleyicilerimize bir minik armağan olsun geçirdiğimiz sürenin sonu için. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Size hoşça de. Kalınız. Bye. Mutlu kalınız. Hoşça Bye. Kalın. Evet. Bana kaldınız kızlar. Şu video kimindi? Hangi video acaba? Ay bak ne güzel Neslihan yazdı hemencecik. Evet. Hocam devam edin. Tamam. Yatağa sizle gideceğim zaten. Kendimizi motive edelim. Doğru. Azizeciğim teşekkür ederim. Ne güzel değil mi? Evet. Vallahi işte bir şeyler öğreniyoruz yani. Kaldık baş başa. Evet. Kaldık böyle köz köz şimdi. Ya benim ekrana el sallayışım. Sohbet edelim. Ha şeyi mi soruyorsunuz? O videoyu mu? Hakan Akdoğan. Evet. Ha, Ayşen'cim. Suat Bey'in dediğini soruyorsan Hakan Akdoğan. Evet. Gördüğünüz gibi ben şu kuyrukla birlikte ders yaptım. Ders yaptım ama yani. Ders oldu. Söyleşi yaptım. Şöyle çevireyim. Şu vaziyette arkadaşlar. Şu vaziyette ya. Dibimden ayrılmadın ya. Aa. Suat Bey'in soyadı. Suat Bey'in soyadı Suat Güzel. Görüyorsunuz değil mi? Hala burada böyle. Nil Hanım, sizden bahsettim. Başını kaçırdıysanız. Dedim ki geldiğinde başı dönüyordu. Şimdi beraber dans ediyoruz artık Nil Hanımcığımla dedim. Evet. Peki. Şöyle bir bakayım. Şöyle. Ay şimdi suratıma inecek kuyruğum. Ha öyle mi? Zuhal. Atölye Mavi Çaydanlık diyor ki size veda ederken ben de ekrana el salladım da. Kendini çok kaptırmışsın demek ki.
Sizin izlediğinizin adı Snow Piercer. Snow Piercer'dı galiba. Evet. Fakat en böyle en heyecanlı yerinde kaldı maalesef. 2020 yapımı muhtemelen çekildikçe yayınlanacak. Böyle yani inanmıyorum dedim ve kaldım orada. En heyecanlı yerinde bitti. Evet. İnan Canan'ı konuk ettiniz. Tamam, kimdir o? Ben bir bakayım. Evet, yarın ders var saat 11'de arkadaşlar. Artık yatalım bence, 11'e hazırlanalım. Hepinizi öpüyorum. Bize katlandığınız için sizleri seviyorum. Ne diyordum ben? Yayın yapmayınca 4 gün unuttum. Bana geliyorsunuz, benimle oluyorsunuz, beni seçiyorsunuz. Bay bay. Bay bay herkese.